Bu videonun sonunda Spike'ın nasıl kaktüsten bir savaşçıya dönüştüğünü, aslında Spike'ın da bir sesinin olduğunu, yıllardır fotoğraflarda sağda solda her yerde gördüğünüz bu karakterin gizemini, Brawl Stars'ın Spike hakkında yaptığı açıklama, Spike asla konuşmamalı, eğer Spike konuşursa tüm gizemler açığa çıkar paylaşımın arkasındaki sır ve kısacası Spike'ın 7 yıllık gerçek hayat hikayesi ve gizemlerini göreceksiniz. Bu videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin çünkü çok şaşıracaksınız. Sizce Spike ne görmüş olabilir ki birileri Spike'ın konuşmasını istemiyor? Bildiğiniz gibi sizlere topluluktan sormuştum arkadaşlar ve karakterlerin gerçek hayat hikayeleri serisinin gelmesini istemiştiniz. Bir sonraki bölümlerde oyuna yıllarca gelemeyen karakter Kid ya da tüm savaşçılarımızın gizemlerini bilen karakter Artie, gerçek hayattan anlatılanmış ve ustalık ünvanı Star olan karakter Ben ya da yine gerçek hayattan anlatılanmış bir karakter olan Pearl, hayret treninde ailesini kaybetmiş karakterimiz Gus ya da yine oyunun en eski karakterlerinden birisi olan Crow hakkında yine bir hayat hikayesi serisi gelebilir. Özellikle Crow'un nasıl kargadan savaşa dönüştüğünü görmüştük. Yani bu videoların hepsi yakın zaman içerisinde gelebilir. Bunların hepsilerin desteğine bağlı. Karakterlerimizin gerçek hayat hikayeleri ve gizemleri serimizin ilk bölümünü Spike'la beraber, yani oyunumuzun bence en gizemli karakteriyle beraber yapmak istedim. Bu video 2000 like'a geçtiği zaman yeni bir karakter hayat hikayesi bölümü gelebilir. Hangi karakter gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aynı zamanda 110 bin aboneye çok az kaldı. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yakın zamanlarda çok daha efsane içerikler gelecek. O yüzden kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bu arada 100 bin abone özel yaptığımız çekiliş sonuçlarını ekranda görebilirsiniz. Kazanan tüm arkadaşlarımız hayırlı olsun. Yakın zamanlarda inşallah yeni çekişler gelecek arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Bu arada kazanan arkadaşlarımız da bana 2 gün içerisinde ulaşsın. Spike, oyunun en eski karakterlerinden birisinin olması yanında oyunun tek sessiz karakteri. Gray'ı da sessiz sanabilirsiniz ama aslında Gray tam olarak sessiz sayılmaz. Gray'in açıklamasına baktığınız zaman Gray eski bir sessiz filmde oynadığına inanıyor. Rolünü ne kadar ciddiye alsa da parmaklarıyla ateş ederken sessiz olmayı unutabiliyor. Yani buradan Gray'in aslında konuşabildiğini ama konuşmak istemediğini görebilirsiniz. Yani kendi konseptine ayak uydurmak için. Fakat Spike gerçekten konuşamıyor. Yani eğer şu sesi Spike'ın sesi olarak düşünebilirsiniz. Bu yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında Brawl Stars'ın tanıtımı için yapılan bir videoydu. Fakat bu bence Spike'a yapılan öylesine bir seslendirmeydi. Yani sadece oyunun reklamını yapmak için bazı karakterler seçilmişti. Shelly, Dynamite ve Spike seçilmişti. Çünkü zaten oyunda 15, 16, 17 tane karakter falan vardı. Ve oyunun en iyi karakterlerinden bazıları seçmeleri gerekiyordu. Bu yüzden dolayı da Spike'a bence öylesine bir seslendirme yapıp geçtiler. Çünkü o zamanlarda birçok karakterin sesi yoktu. Mesela Brock gibi, Bo gibi karakterlerin de sesi yoktu. Hatta Tara gibi, Mortis gibi karakterlerin de sesi yoktu. Yani sadece Spike özel bir durum değildi. Oyun çıktı ilk zamanlar sadece Spike değil, Spike gibi bir sürü karakterin sesi yoktu. Fakat güncellemeler geldi geçti ve bir sürü karakterleri sesler eklendi. Fakat Spike'a yıllarca hala ses eklenmedi. Brawl Stars'a bu sorulduğu zaman Spike'a neden ses eklenmiyor dendiği zaman yaptıkları açıklama çok tuhaf ve gerçekten korkunç bir açıklaması vardı. Birazdan bunu sizlere söyleyeceğim zaten. Bence bu reklamla yapılan seslendirme Spike'a yapılan öylesine bir seslendirmeydi. Spike'a hiçbir zaman ses eklenmedi ve bence hiçbir zaman da eklenmeyecek. Belki eklenirse bile çok çok yıllar sonra. Peki Spike sizce neden konuşmuyor biliyor musunuz? Çünkü Spike çok önemli şeyler biliyor. Fakat Spike'ın ne bildiğini ve ne gördüğünü bilmiyoruz. Sadece teori üretebiliyoruz. Zaten asıl olayı gizemli yapan şey de bu videonun sonlarına doğru bunlardan da bahsedeceğiz zaten. Peki Spike izi nasıl doğdu ya da Spike nasıl oluştu biliyor musunuz? Görüntüsüne baktığın zaman bir kaktüs olduğunu görebilirsiniz. Yani ayakta bir kaktüs olduğunu görebilirsiniz. 2017 yılında oyunumuza eklenen ilk efsanevi karakter olarak kabul edilir. Ta Brawl Stars'ın dikey olduğu zamanları hatırlıyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama Brawl Stars'ın beta sürümünde oyunun en eski karakterlerinden birisi o zamandan bugüne kadar gizemini koruyor. Çünkü Spike'ın oyunun dikey ekranı olduğu zamandaki açıklaması bile çok gizemliydi. Bu tuhaf çöl sakini türünün tek örneği yoksa o gibisinden bir açıklaması var. Yani Spike'ın hikayesi aslında bizlere 2017 yılındaki oyunun betasından bile verilmiş. Yani Spike'ın gizemi hiçbir zaman açıklanmamış ki zaten açıklanacağını düşünmüyorum. Bu zamana kadar halen Spike'ın hikayesine dair net bir şekilde bir şeyler öğrenememiştik. Tabii ki 2023 yılına sonlarına doğru gelen CCTV kameralarına kadar. Aynı zamanda bu CCTV kameralarında Crow'un da hikayesinin 2017 yılında bile bizlere ipucunu verildiğini görmüştük. Bu esrarengiz
dengiz yaratık bir gün kasabada ortaya çıktı. Artık kimse tüylerin diken diken etmeye cesaret edemiyor. Brawl dışarıdan basit boyun gibi gözükse de gördüğünüz gibi karakterlerin hayat hikayeleri bizlere yıllar önceden bahsedilmiş ve bu hayat hikayeleri 2023 yılında oyuna eklenen CCTV kamera odasında bizlere detaylı bir şekilde gösterildi ve daha sonradan bu kamera odası kapandı. Birazdan bu konulara net bir şekilde geleceğiz zaten. Öncelikle CCTV kamera odası nedir ondan bahsedelim. Oyunumuzda bir tane kamera vardı ve bu kameraya tıkladığımız zaman bizlere bir odaya atıyordu. Ve burada karakterlerimizin hikayelerine dair bazı görüntüler görebiliyorduk. Gördüğümüz kadarıyla Spike'ın doğum hikayesi bu şekilde. Yerde mor elmaslar görebiliyoruz ve bunlar Spike'ı canlandırıyor ve daha sonrasında yavaş yavaş ayaklanıyor ve bir savaşa dönüşüyor. Ve onu gören Cole Spike'a doğru ateş ediyor ve bu şekilde Spike'ın gözleri oluşuyor. Ve Spike de kendi dikeniyle beraber ağzını oluşturuyor ve Cole da bu şekilde kovalamaya başlıyor. Tabii ki de bu sadece olayın çok küçük bir parçası. Oyunun birinci sezonundan beri Brawl Pass ekranında bulunan Spike, hatta bir sürü fotoğrafların arkasında sağda solda köşede gördüğümüz Spike karakteri bu şekilde oluşmuş arkadaşlar. Tabii ki de bu da olayın çok küçük bir kısmıydı. Öncelikle olayı daha iyi anlayabilmemiz için birazcık geçmişe gitmemiz gerekiyor. CCTV kamera odasındaki önceki karakterlerimizin hikayesini de ufaktan bir anlatacağım ama onlar için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Ama Spike'ın hayat hikayesi için bunları da kısaca bahsetmem gerekiyor. Şimdi her şeyin başladığı o zamana gidiyoruz. Dynamark ve Jackie'nin yer altında maden yaptığını görebilirsiniz. Yani burada hiçbir karakterimiz daha savaşa dönüşmedi. Şu anda her şey normal. Bu arada bu Starbucks denilen bir yer karakterlerimizin yaşadığı Japonya'da geçen bir yer arkadaşlar. Starbucks şöyle bir yer gibi düşünebilirsiniz. Brawl Stars karakterlerimiz burada fiziksel olarak yaşıyor. Yemek yiyor, uyuyor, yani günlük hayatlarını burada geçiriyorlar. Yani burada daha hiç kimse savaşçı değil. Burada herkes normal günlük hayatında. Mesela Bloom burada bir restoranı varken Leon ve Nita da burada beraber sağa sola geziniyorlar. Ya da mesela Poco sokakta gitar çalarak para kazanmaya çalışıyor. Bu şekilde Brawl Stars karakterlerimiz savaşmıyor. Savaşçı değiller. Burada normal bir şekilde yaşıyorlar. Starbark isimli bu yerde karakterlerimiz yaşıyor. Fakat her şeyin başladığı o zaman Dynamite ve Jackie yine madenciydi. Ve madende o gizemli mor elmasları bulana kadar her şey normal bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi Dynamite burada mor elmasları buluyor ve birdenbire gözleri parlamaya başlıyor. Ve Dynamite burada mor elmasların büyüsüne kapılarak ona hipnoz oluyor ve savaşa dönüşüyor. Ve bu tüm olanların ayın 5'inde olduğunu görebilirsiniz ve bundan tam 2 gün sonra Dynamite sanırım bunun restoranlarından bir şey almak için oraya gidiyor. Ve orada sanırım ödemeyi elmaslar mı yapacak bilmiyorum ama elmasların sayıyor ve Bull birden arkasını dönünce korkup kaçmaya başlıyor. Fakat peşine bir tane mor elmasla bırakıyor ve orada unutup gidiyor. Ve Bull da bu mor elmasa dokunduğu zaman elmasın büyüsüne kapılıyor ve burada tam anlamıyla bir savaşa dönüşüyor. Tamamen agresifleşiyor ve sağda solda gördüğü herkese saldırmaya başlıyor ve bizim bildiğimiz normal o öküz Bull geliyor. Tüm bu olanlar ayın 7'sinde oluyor ve ayın 9'unda, yani bundan tam 2 gün sonra Leon ve Nita bildiğiniz gibi kardeşler ve burada Bull'un restoranına geliyorlar ve Bull'un arkasındaki mor elması çalıp kaçmaya çalışıyorlar. Yani aslında onların da böyle bir amacı yoktu bence. Daha sonrasında burada Nita'nın mor elmasının etkisine kapılarak onun da savaşa dönüştüğünü ve bulunduğu masayı kırdığını görebiliyoruz. Yani bu gördüğünüz mor elmaslar karakterleri kendiliğinden çıkarıyor ve Star Parkçı abi tarafından muhtemelen kontrol altına alıyor. Bildiğiniz gibi Brawl Stars'ın 7'li kayıt kaslarımıza bahsetmiştik. Star Park'ın sahibi olan bu adam muhtemelen karakterleri kontrol eden kişi ya da burayı tanıtan kişi de olabilir belki. Belki Star Park'ın sahibi başka bir kişi de olabilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla Star Park denilen bu yaşam yerinin başında bu adam var ve karakterlerimizi mor elmaslarla beraber kendi etkisi altına almaya çalışıyor. Ve bunun amacını bilmiyoruz. Aslında bir ordu kurmak için onları savaşa dönüştürmüş olabilir. Star Park'ta sağda solda gezen insanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Brawl Stars'a eklenen tüm karakterler aslında buradaki rastgele insanlardan birkaç tanesi. Yani şöyle düşünün. Atıyorum İstanbul'da sokakta gezen rastgele bir insana mor elmas verdiğin zaman da Brawl Stars'ın hikayesine göre onu savaşa dönüştürüyor. Ve sizin elinizde böyle bir güç olursa sağda solda gördüğünüz herkese bu mor elmasları yayıp onları hipnoz altına aldıktan sonra ne yapmak isterseniz. Yani buradaki adamın amacı aslında bir ordu kurmak olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde mor elmaslarla beraber karakterleri kendiliğinden çıkarıyor ve muhtemelen bir şey için ya da bir savaş için ordu kuruyor. Star Park'ta sağda solda dolaşan insanlar olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar muhtemelen bu oyunumuza ilerleyen zamanlara gelecek karakterlerden bazıları arkadaşlar. Hatta oyuna gelen tüm karakterler buradaki rastgele insanlar arasından geliyor. Mesela burada yerde çöpçülük yapan birisi olduğunu görebilirsiniz. Bu muhtemelen eşin önceki hali olabilir arkadaşlar. Eş de mor elması dokunarak savaşa dönüştüğünü düşünürsek burada eşin mor elmasa dokunmadan önceki halini görebilirsiniz. Onun haricinde burada bir tane kamera eksiliyor arkadaşlar. Star Park CCTV'den birazdan geleceğiz zaten.
Ve onun üstünde de Mor Elmas olduğunu görebilirsiniz. Bu da muhtemelen Artı arkadaşlar. Hani Artı bütün karakterlerimizin gizemlerini biliyordu ya. İşte bundan dolayı. Çünkü Artı önceden bir güvenlik kamerasıydı. Daha sonra Mor Elmas'la temas ettikten sonra ayaklanıyor ve savaşa dönüşüyor. Yani buradaki bütün karakterlerimiz gerçek hayattan alındı karakterler. Ya gerçek hayat derken Star Park'ta gerçekten yaşayan insanlar, fakat daha sonradan oyun içerisine muhtemelen entegre ediliyorlar. Daha sonra burada sokakta gitar çalan Poco'yu da görebiliyoruz. Burada Leon başçı olarak Poco'ya para vermek istiyor, fakat parası olmadığı için cebindeki Mor Elmas'ı bırakıyor. Burada iyi niyetinden mi yapıyor yoksa kötü niyetinden yapıyor bilmiyoruz. Eğer kötü niyeti dolayı yapıyorsa Star Park'çı abi tarafından olduğundan dolayı yapıyor olabilir. Ya da belki Star Park'ın sahibi olan bu adama çalışıyor da olabilir. Ya da belki de iyi niyetinden, yani bilmediğinden dolayı yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü Poco orada şarkı söyleyerek para kazanmaya çalışıyor. Orada ona bağışlatmak için de direkt cebindeki elmas da atmış olabilir. Çünkü elmasın nasıl bir şey olduğunu tam olarak bilmiyordur arkadaşlar. Arkada da sinsi sinsi güldüğünü görebilirsiniz. Leon sadece direkt mi yaptı bilmiyorum geldi bilmiyoruz ama burada Poco'yu da birden kendiliğinden çıkarıp savaşa dönüştüğünü görebilirsiniz. Ve Poco'nun da önceden bir insan olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten oyunumuz eklenen CCTV Poco Ghost'unda biliyorsunuz arkadaşlar. Bu Poco'nun insan olan versiyonu, yani Mor Elmas'la temas etmeden önceki versiyonu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Dynamak ve Shelly çarpışıyorlar ve Dynamak elmaslarını yere düşürüyor. Daha sonra Shelly elmaslarla beraber temas ettikten sonra Dynamak ona bağırmaya başlıyor ve Shelly birdenbire acayip sinirlenip Dynamak'ı ateş ediyor. Daha sonra da suçunu örtmek için Dynamak'ı bir çalıya çekip onu oraya bırakıyor arkadaşlar ve birdenbire kaçmaya başlıyor. Bu olanlar ayın 14'ündeydi ve bundan tam 4 gün sonra, yani ayın 18'inde Shelly hızlıca ve heyecanlı bir şekilde Cole oraya çağırıyor ve bir adamı öldürdüğünü, buradaki çalıya attığını Cole'da itiraf ediyor arkadaşlar. Tam o sırada Dynamak çaldan çıkıyor. Yani 4 günlük nasıl bir ayı gibi kış kuzu yatmış bilmiyoruz arkadaşlar ama Dynamak'ın oradan tekrar canlandığını görebilirsiniz. Bunu gören Shelly ve Colt oradan hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Bunun olayı şu arkadaşlar. Buradaki Mor Elmas'ı hem savaşa dönüştürüyor hem de, yani bildiğimiz oyun mantığı, oyunda ölen bir karakter tabii ki de tekrar canlanır arkadaşlar. Yani oyunda bir karakter ölmez bildiğiniz gibi. Ve buradaki Mor Elmas aslında onlara ölümsüz gibi bir şey yapıyor diyebiliriz. Yani öldükten sonra tekrar canlanabiliyorlar. Aslında tam anlamıyla simülasyonda gibi bir şeyler arkadaşlar. Mor Elmas onları aslında yenilmez yapıyor gibi düşünebilirsiniz ama aslında kendiliğini kaybediyorlar. Yani Bull eskiden sıradan bir garsondu belki ama şimdi bir öküze dönüştü. Yani eski kişiliğinden kimse kalmadı. Muhtemelen Star Park'tan kaçmaya çalışıyorlar arkadaşlar. İlerleyen zamanlar ya da ilerleyen videolarda göreceksiniz, anlatacağım sizlere. Star Park'a giren bir kişi muhtemelen oradan bir daha çıkış yapamıyor arkadaşlar. Çünkü buraya turistler geliyor ve daha sonrasında burada kapılar kapatılıyor ve buradan asla çıkamıyorlar. Yani muhtemelen buradaki karakterlerimiz Star Park'tan kaçmaya çalışıyor. Belki Star Park'tan kaçtıkları günde burası az kapanır arkadaşlar, bilmiyoruz. Ve şimdi geldik asıl olayımıza. Aslında videomuz bu dakikadan sonra çok daha fazla hızlanacak diyebiliriz arkadaşlar. Spike hakkındaki görüntülere geldik. Ve bu arada Brawl Stars'ın Spike'a neden sesi yok sorusunun cevabını hala sizlere söylemedim arkadaşlar. Merak etmeyin, Brawl Stars'ın açıklamasını hemen biraz sonra söyleyeceğim. Elmasları kendine fazla kaptıran Jackie'nin burada sağa sola delip geçtiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Ve delip geçtiği yerlerden de sanki arkadaşlar ot çıkar gibi birden Mor Elmas'ların çıktığını görebilirsiniz. Ve birkaç tane Mor Elmas'ın da Spike'ın, yani aslında o Spike değil bir kaktüsün yanında çıktığını görebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu da aslında Spike'ın savaşçıya dönüşmesini tetikleyen olaydı. Aynı zamanda bu kamera kaydeden ayın 21'inde kaydedildiğini görebilirsiniz. Bundan tam bir gün sonra, yani ayın 22'sinde Colt bir dükkanda böyle saçına bakarken sanki arkasında biri olduğunu düşünüyor. Ve arkasına doğru iki el ateş ediyor arkadaşlar. Ve orada aslında Spike'ı görüyor. Ve Spike ona doğru koşmaya başlayınca arkadaşlar tabii ki ateş ediyor. Ve Spike'ın gözleri bu şekilde oluşuyor. Ve daha sonra Spike kendi ağzını oluşturuyor. Bu şekilde bizim bildiğimiz Spike kaktüsten bir savaşçıya dönüşüyor. Ve bu kamera kayıtlarından sorumlu olan Rick adında birisi var arkadaşlar ve bu Rick'in yazdığı Spike hakkında bir günlük var, not var. Bu notları teker teker okumayacağız arkadaşlar videoları. Sadece bizi ilgilendiren yerleri okuyacağız. Buraya baktığınız zaman demiş ki, ah o kaktüs dün gece mi canlandı yoksa yatmadan önce çok geç saatlerde Brito yemeğimi bırakmam gerekiyor tarzı bir şey diyor arkadaşlar. Yani buradaki Rick'in olayı şu arkadaşlar. Ekranda olan hiçbir şey ya aldırış etmiyor ya da ne olduğunu anlamak istemiyor arkadaşlar, ya da anlamıyor gerçekten, bir mal yani bilmiyorum. Yani bu Rick denilen kişi arkadaşlar ya mal birazcık, yani kafada var, ya da ekranda olan şeyleri görmezden geliyor. Çünkü arkadaşlar ekranda bir sürü savaş falan filan dönüyor ve buradaki Rick hiçbir şey aldırış etmeden buradaki günlüğüne saçma sapan şeyler yazıyor. Yani konuyla tamamen alakası, mesela XOX falan oynuyor kendi kendine. Bu şekilde günlüğü tamamen alakasız şeyler yazıyor. Burada da arkadaşlar Spike'ın bildiği canlandığını gördüğü halde hiçbir şey görmemiş gibi arkadaşlar
sanki hayal gördüğünü falan filan düşünüyor arkadaşlar. Yani ya buradaki kişi gerçekten ne olduğunu anlamıyor arkadaşlar, ya da görmezden geliyor diyelim. Yani birazcık mal benim de. Yani bu şekilde Rick belki ilerleyen zamanlarda oyuna ekleyecek bir tane karakter de olabilir. Yani Kit'i yıllar yıllar sonra eklerlerse arkadaşlar Rick diye bir karakter de gelir. Gerçi Rico ile yani birazcık benzer isim arkadaşlar, ama yine de olabilir yani. Ve buraları çok kısa bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Moral Master sayesinde 8 bit ve Crow'la bu şekilde savaşa dönüşüyor. Bunları da uzun uzun bahsetmeyeceğim zaten. Bir sonraki bölümlerde bu karakterlere gelirsek bunları detaylı bir şekilde bahsederiz. Ve ekranda bir tane telefon olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu telefon çalışıyor ve bu telefonda Brown sesini duyabiliyoruz. Spike ile alakalı önemli bir detay söylüyor bizlere. Şimdi arkadaşlar Brown bu sesini Türkçe altyazı bir şekilde izleyelim. Bu arada bu çeviriyi arkadaşlar daha önce zaten Onur abi yapmıştı. Onur Bilgi kanalı biliyorsunuz arkadaşlar. Onur abiye de buradan çok teşekkür ediyorum. Video kullanmama izin verdiği için. Neyse o zaman arkadaşlar Türkçe altyazı bir şekilde izleyelim. Star Park Security, what's your emergency? I'd like to make a report. I just shot a person with a rocket inside Star Park. Did you say you shot someone with a rocket launcher, sir? Are they dead? No, that's the problem. I shot this little cactus man right in the head with a rocket. And the weirdest thing happened. He got right back up. Watch, I'll prove it. I shot him again. Nothing. Sir, please stop shooting him with rockets. You're right. You're right. I'ma chill, but I'ma try to stick a dynamite first. Come on. Darn it! Now he's back up again. I'ma try hitting him with another rocket. Burada arkadaşlar Brock diyor ki Spike'a ateş ediyorum ama Spike ölmüyor diyor. Şimdi arkadaşlar bunu zaten az önce bahsetmiştik. Az önceki kayıtları sizlere izletmemem nedeni buydu arkadaşlar. Az önce de bildiğiniz gibi Shelly Dynamike'i öldürmüştü. Fakat 4 günlük bir ayı gibi bir kış uykusuna yattıktan sonra Dynamike arkadaşlar Shelly'den geri çıkmıştı. Yani biraz geç olsa da Shelly'den geri çıkmıştı arkadaşlar. Ve burada da Brock diyor ki Spike'a vurma rağmen Spike ölmüyor diyor. Yani buradan çıkarabileceğimiz iki sonuç var. Demek ki karakterlerimiz önceden ölebiliyormuş. Yani normal bizim gibi insanlarmış aslında Brock arasında hikayesine göre. İkinci olarak da buradaki Moral Master arkadaşlar karakterlerimizi bildiğim bir oyun karakterini çeviriyor ve öldükten sonra tekrar canlanabilme özelliği veriyor. Moral Master'ın aslında normal insanları karaktere, bir savaşçıya, bir oyun karakterine dönüştüğünü görebilirsiniz. Daha sonra burada değişik bir sahne var arkadaşlar. Spike gördüğünüz gibi artık tamamen kendine gelmiş, yelek falan filan giymiş ve Dynamic ile beraber çarpışan ortalarda kapışıyorlar arkadaşlar. Buradaki muhabbeti anlayabilen varsa ölmek için yazsın arkadaşlar. Gerçekten değişik bir ortam arkadaşlar. Burada arkadaşlar Dynamic ve Spike'ın iyi anlaştığını görebilirsiniz. Normalde 8 bit'e falan filan iyi anlaşmıyor herhalde Spike ya da Bull'la beraber arkadaşlar. Ama burada Dynamic ile Spike'ın arasında acaba bir ilişki olabilir mi? Çünkü Spike arkadaşlar önemli şeyler görmüş birisi. Daha sonra gariplikler devam ediyor arkadaşlar ve Spike ve Dynamic sanki önceden anlaşmış gibi çarpışan arabalarla beraber birbirine çok küçük bir şekilde dokundurduğu zaman ikisi de birden havaya uçuyor ve Star Park resmen bir kaosa düştürüyor arkadaşlar. Aslında buradaki çarpışma çok küçük ama birisi ta Adana'ya uçuyor, birisi ta Mersin'e uçuyor arkadaşlar. Ve bu da aslında Star Park'taki bütün yanma, kırılma, dökümle işleminin başladığı ilk zamanlar arkadaşlar ve buradan sonra Star Park gerçekten iğrenç bir hal alıyor. Bu arada Moral Master temas eden diğer karakterlerimizde tamamen çıldırmış olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Jackie'nin falan filan burada delirmiş olduğunu görebilirsiniz. Ve biraz sonra da Spike bir tane dövme dolaba biniyor. Aslında oraya çıkıyor arkadaşlar ve dövme dolabı tamamen paramparça yapıyor. Ve dövme dolabın üzerinde yürüyor yürüyor arkadaşlar tüm Star Park'ı ezip geçiyor. Yani her tarafı tek başına bir kaos ortamına sürüklüyor. Ve gördüğünüz gibi Star Park yani Spike ve Dynamike'ın o küçük çarpışmasıyla beraber ve Spike'ın böyle dönme dolapla etrafı ezip geçmesiyle beraber gerçekten her yer yangın yerine dönüyor. Herkes buradan kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Aslında Star Park'tan kaçmalarının sebebi Brawl Stars karakterlerin deli olması olabilir. Çünkü onlar Moral Master'a temas ettiği için artık bir karaktere dönüştü. Fakat diğerler normal insan olduğu için arkadaşlar ne olduğunu farkında değil. Fakat burada Spike gerçekten çıldırmış gibi ya Star Park'tan kaçmaya çalışıyor ya da birilerinden intikam almaya çalışıyor. Ve buradaki bazı kameramaların çalışmadığını ve etrafta kimselerin dolaşmadığını görebilirsiniz. Buradaki insanlar da muhtemelen bir yerlere saklanmış ve Star Park'ın bir kaos ortamına dönüştüğünü görebilirsiniz ve bunları yapan sadece bir kaktüs arkadaşlar ve tabii ki de bir tane Dynamite. Üzerinden yaklaşık 2 gün geçiyor. Buradaki her yerin mahvolduğunu görebilirsiniz. Yani Spike arkadaşlar sanki herkesin içinden geçmiş de burada tek başına sanki şey yapar gibi. Burada arkadaşlar Spike sanki her şeyin sonuna gelmiş gibi. Bütün kameralar arkadaşlar gördüğümüz kapalı, hatta bir tane kameranın da televizyona çalındığını görebilirsiniz. Ya bu çalama değil bence. Moral Mas'la beraber kaybolduğu için ben buradan Artie karakterinin oluştuğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada muhtemelen Artie karakteri tüm her şeyi görüp bildiği için, yani masanın başında oturan Star Park güvenlisi Rick de hiçbir işe yaramadığı için muhtemelen Artie arkadaşlar bundan dolayı tüm karakterlerimiz gizlendiğini biliyor ve Spike'ın da burada neler yaptığını ve
muhtemelen bizim bu kameralarda neler görmediğimizi de biliyor. Çünkü Brawl Stars bence bazı görüntüleri de paylaşmadı arkadaşlar bize burada. Ya paylaşmamış olabilir arkadaşlar. Paylaşmadı görüntüleri de ilerleyen zamanlarda tekrar bizlere paylaşabilir. Gördüğünüz gibi Spike arkadaşlar her yerin içinden geçiyor. Her yeri yakıp yıkıyor ve Star Park'ı kaos ortamına dönüştürüyor. Ve daha sonrasında tek başına burada beklerken birdenbire yere düşüp bayılıyor arkadaşlar. Ve CCTV'de işte tam olarak burada kesiliyor. Ve bu gizem burada bitiyor. Tabii ki bayılmadan önce de arkadaşlar etrafa değişik bir gaz veriyor arkadaşlar. Ve bu gazla birlikte Spike de yere düşüyor. Acaba bu gazı kendisi mi çıkardı? Yoksa birileri yani Star Park güvenliği falan filan Spike'ı bayıltmak amacıyla mı böyle bir şey biliyoruz arkadaşlar. Ama Spike burada bayıldıktan sonra buradaki son kamerada kapanıyor. Ve buradaki günlüğe baktığımız zaman artık kuralları tarzı bir şey olduğunu görebilirsiniz. Yani Rick gidiyor arkadaşlar muhtemelen Artie canlanıyor muhtemelen Rick'i bir yere bağlayıp götürüyor olabilir. Burada da Artie'nin devreye girdiğini görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kafamıza takılan bir soru var. Brawl Stars'ın açıklaması şu şekilde. Spike'ın neden sesi yok? Spike asla konuşmamalı. Çünkü Spike konuşursa tüm gizemler açığa çıkar tarzı bir söylemi vardı. Yani Spike öyle şeyler görmüş ki bunu kimsenin görmesini istemiyorlar. Yani özellikle Star Park'ın yöneticileri ve bu mor elması onlara veren kişiler. Yani aslında Dynamite ve Jackie'nin buradaki mor elmasları tesadüfen bulduğunu görebilirsiniz ama ben bunu tesadüf olduğunu düşünüyorum. Bence birileri tarafından hipnoz ediyorlar arkadaşlar. Belki Spike arkadaşlar Star Park hakkında, belki Star Park'ın sahibine, belki Star Park'a nasıl kaçılacağını ya da bunların hakkında çok önemli bir sır öğrendi ve bu yüzden konuşamıyor arkadaşlar. Ama Spike konuşursa neler söyleyecek bilmiyoruz gerçekten. Ve günlükte Artie kuralları koyar tarzı bir şey yazmasına da Spike ve Artie düşman olabilir. Çünkü Artie muhtemelen Star Park'çıların tarafında yer alacak arkadaşlar. Yani Star Park güvenliği bu denilen bir şey var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu spoiler sanırım Star Park güvenliği ile ilgileniyor. Yani bir Star Park güvenliği var arkadaşlar. Karakterleri savaşa çeviren ve onları hipnoz eden tayfa. Bir de bu Star Park'tan kaçmaya çalışan insanlar. Yani aslında bizim karakterlerimiz. Aynı zamanda sezon 3'te paylaşılan bir Star Park videosu vardı. Bildiğiniz gibi bu Star Park videosunda da bir tane elemanın elinde silahla birlikte arkadaşlar arkadaki kaktüse vurduğunu, arkadaki kaktüsün de aynı Spike'da olduğu gibi gözlerinin falan çıktığını görebilirsiniz. Yani arkadaşlar bu video bildiğiniz gibi 2020'de paylaşıldı. 2020'de bizlere Spike'in hikayesine bahsedilmiş ve 2023'te CCTV'de biz daha net bir şekilde bunu görmüştük bildiğiniz gibi. Yani Spike'ın oluşumu bu şekilde. Fakat çok gizemli bir hikayesi var. Dynamite'la beraber neden öyle etrafa patlattıkları, işte dönme dolaba çıkıp neden Star Park'ı bir kaos ortama dönüştürdüğü, neden çılgına döndüğünü bilmiyoruz. Belki Jackie gibi tamamen mor elmasının büyüsüne kapılmıştır. Belki de Star Park'tan kaçmak istiyordur. Belki Jackie de Star Park'tan kaçmak istiyordur arkadaşlar. Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek bir şey var ki muhtemelen Spike Artie'nin bile bilmediği şeyler biliyor olabilir ve Spike muhtemelen görmemesi gereken özel şeyler gördü ve bundan dolayı konuşamıyor. Bir kez sizce Spike ne görmüş olabilir? Look at this car!